İkinci eşleşmenin ilk maçı başladı. Admiral Yi Shunshin'de Litvanya, Master of Templar'da ise Moğol var. Hani Arabiya'da Viking vesaire çok fazla görürdük. Viking, Maya gibi ırkları. Burada Moğol, Litvanya eşleşmesi Arabiya'da görüyoruz. Renkleri de birisi 5 numara, birisi 6 numara almış. Ben ırk seçiminden biraz daha Bekt gibi düşünmüştüm. Master of Templar, Bekt, Admiral Viper olabilir. Yani Viper Admiral Viper Bekt maçı gibi geldi drafttan da. Onu tahmin etmiştim. Birazdan farm açma sırasına da dikkat edelim. Oradan anlaşılabilir belki Viper olup olmadığı. Admiral'in main gold'u güzel bir yerde. TC'ye yakın, hani üst tarafını kapatabilirse, biraz kapanması zor bir map. Kapanırsa fena değil, ama bu tepe olması o gold'u korumasını zorlaştırabilir. Lane'e gelen bir Master of Templar var. Bu Master of Templar %90 Asyalı bir oyuncu diyebiliriz. Hani ya Viper Mr. Yo mücadelesi izliyoruz ya da Viper backed olabilir. Şu an Master of Templar domuzu çalmaya geldi ve başarıyla çalacak gibi. Moğol'la 3 domuz başladığında gerçekten çok büyük bir üstünlük ele alıyor. Yi Shunshin domuzun gittiğini gördü. Önünü bloklamaya geliyor şu an Yi Shunshin. Bakalım orayı bloklayabilecek mi? Admiral yakaladı. Admiral domuzu yakaladı ama şu an Master of Templar götürmeye devam ediyor. Domuz geri dönmedi. Hala önünde uzun bir yol var. Ama Scout'un canı da 25. Düşürmesi zor gözüküyor. Admiral bıraktı. Master of Templar şu an o domuzu götürecek diyebiliriz. Domuz gitmeye devam ediyor ve Admiral vazgeçti o mücadeleden. Domuz çalarak başlayan bir Moğol var mücadeleyi. Aynen, GLF'ye cevap vermedi. O yüzden de birazcık Asyalı olduğunu düşünüyorum. Draft'tan da düşünmüştüm. Bir de üzerine domuz çaldı. Şu an geyik de itiyor. Yani Master of Templar çok erken bir feudal yapabilir. 17 işçiyle feudal'a tıklayabilir. Ekonomisi gelecektir. İkinci domuzunu çekmedi. Bulamadı sanırım. İkisi de şu an o domuzu görmüyor. Domuzun yerini bilmediği için ikinci domuzunu çekemedi. Master of Templar 2 domuz başladı. Barax geliyor şu an için Master of Templar'dan. Base'ini hiç kapatmadı. Admiral Yi Shunshin de geyiklere mil atmış domuzu çalındığı için. Burada mil attı domuzuna. Arkadaki domuzu şimdi buldu ve Master of Templar geri çekiyor. Şu an iki işçiyle golda da girdi. Militia basıyor. Man-at-Arms gidecek Moğol'la. Litvanya'ya karşı Man-at-Arms oynayan bir Master of Templar göreceğiz. Admiral ise geyikleri topluyor. Feudal'a 19 popta tıkladı. Scout oynayacak. Scout'a karşı Man-at-Arms'lar çok çok güçlü. Oyuna güzel başlayan bir Master of Templar var diyebiliriz. Master of Templar yukarıyı da kapatmaya başladı. Base'in ön tarafında kapanıyor. Şu an için map'ini çok güzel kapatan bir Master of Templar göreceğiz. Ama Admiral de orayı scout'uyla bekliyor. Birazdan feudal olunca kapanan işçiyi alabilir.
Şimdi Feudal oldu. Spear da ekliyor yanına. Master of Templar ama Spear'ı sildi. Manhattan Subgate'ine tıkladı. Azimir Ali'nin ön taraftaki Stable'ına doğru gidiyor. Hatta o Stable atan işçiyi şu an düşürebilir. Kapanan işçi Scout tarafından yakalanmış. Manhattan Star Stable'a doğru geliyor. Hala kapanmadı. Stable'ı attırmadı şu an için. Stable'ı atamayan bir admiral var. Master of Templar Scout'u ile önünü de blokladı ve Stable'ı atan işçiyi düşürmeyi başardı. Stable tamamlanamayınca admiral çok geri düştü şu an için. Master of Templar üstünlüğü ele aldı. Lame'den sonra kar topu etkisiyle yavaş yavaş üstünlüğü ele almıştı. Admiral'den bir Archer Wrench geliyor. Master of Templar da kapanmış. Manhattan'ın ardından şimdi Archer Wrench'ini atıyor ve Archer basacak. Admiral ise tamamlamaya gitti orayı. TC'ye doğru da kapandı. Şu an bir işçilik bir fark var o ilk kaybedilen işçiyle birlikte. Kar topu etkisi demek hani ufak bir şeyle başlayıp hani onun üzerine koya koya sürekli o bir şeyi getiriyor. Onun üzerine bir etki daha oluyor mesela. Üst üste gelip oyunu kazanmaya denk geliyor. Mesela domuzu çalıyor diyelim. O domuz kendisine et veriyor, rakipten alıyor. O domuzla birlikte scout yapıyor. O scoutla işçi alıyor gitgide yani. Kar topu gibi büyüyerek açılan bir fark oluyor. Manhattan Star'ıyla Spear'a da bir hit vurmayı başardı. Sol altını Admiral geniş de olsa kapatmaya çalışacak. Şu an için Archer'ın yanına Skirm de ekliyor. Litvanya'nın Skirm'leri daha iyi ama onu söyleyelim. Hızlı hareket ettiği için Skirm ve Spear'ları Skirm ve Skirm savaşta avantajı Admiral alacaktır. Master of Templar biraz geri çekildi. Manhattan'larıyla istediği etkiyi şu an yaratamadı. Kapanmaya devam eden bir Admiral var. Base'in sol altını komple kapatacak. İçeriye de 2 gold'u ve bir stone almış olacak. Güzel bir base olacak. Diğer tarafı TC'ye doğru kapattı. Erken başlatmıyorum termosifon. 30 geçe başlıyor maç. 30 geçe başlatıyorum ben de. Şu an Admiral tepede bekliyor Skirm ve Archer'larıyla ama bakalım orayı alabilecek mi? Manhattan Star Skirm'lerin dibine girdi. Şu an aradan Scout'u snipeladı ama Gold'daki işleri geri çekmek durumunda kalıyor. İkisi de Fletching'ini hemen hemen aynı zamanda tamamlayacaklar. Şu an tepedeki Archer'lara güzel mikroladı. Şunu söyleyelim, ikisi de ama gerçekten top seviyede oyuncular gibi şu an için mikrolarından ve askerlerinden anladığım kadarıyla ikisi de top seviye, çok güzel bir eşleşme izleyeceğiz diyebiliriz. Admiral tepeyi de savunmayı başardı. İşçi kaybetmesine rağmen şu an işçi sayısında bir işçi kadar öne geçmeyi başardı Master of Templar'a karşı. Alt tarafını da güzel bir şekilde kapatmaya devam ediyor. İkinci Archer Range atıyor Admiral. Yani çok erken kapandı Master of Templar. Domuz çaldı. O yüzden MBL olabileceğini düşünüyorum ben de. Fatih'in dediği gibi Master of Templar %90 MBL karşısında da Hera ya da Viper olabilir. Gerçi Viper bu tarz kapanmıyor ama
Draft'tan biraz Viper gibi geldi. Freytaş, bunların kim olduğunu turnuva sonu öğrenebileceğiz. Turnuva bittiğinde. Adı üstünde Hidden Cup, gizli kupa. Turnuva bitene kadar kimin oynadığını, kimin kazandığını tahmin ederek bulmaya çalışmak. Eşleşmeleri takip etmek. Hani oyuncu ismi için değil, oyun için izlemek oyunu. Amacı, keyfi burada zaten. Warwolf kazandı oturan boğa. Onun skirmleriyle Admiral önünü komple temizledi. Master of Templar bu arada Castle'a tıkladı. Ve Stable atıyor şu an. Stable gidecek. Admiral base'ini kapatmaya devam ediyor. Yani Hera'ya da Lyri, Admiral Lyri zaten turnuvada yok da. Nasıl gösteriyorduk Fatih? Neye basınca açılıyordu? Heyecap tuşu. Okey. GLF yazdı mesela Admiral. Sek Ready yazdı. Master of Templar sadece 1-1 yazdı. R falan dedi. For real. R yok falan. Hani Çinli bir oyuncu değil. İngilizce en azından konuşabiliyor. Şu an Gold'una tower atan bir Admiral Yi Shunshin var. Diğer tarafta Bloodlines'ını da alıyor. Scout basmış birkaç tane. Çift stable. Yani kuralları bilmeyen bir oyuncunun Viper olması zor gibi. Doğru diyorsun Fatih. Lyri olabilir mi? Lyri çok takılmıyor böyle şeylere çünkü. Mikrosu da güzeldi. Şu an Skirmisher'lar. Skirmisher'lar ve Archer'larıyla Tower'ın dibinde tutmaya çalışıyor orayı. Castle'a geçmesine 50 saniye var. 3 tane Archer ile Admiral bir yandan da Master of Templar'ın odununu darlamaya başladı. Master of Templar ön tarafa TC atıyor. Stable'larından Knight basıyor. Oyuncu base'indeki 3 tane Archer'ı alacak. Şu an crosslarıyla ama istediği verimi alamadı o erken castle'dan. Yararlanamadı. Ön tarafa güzel bir TC atıyor. Cross mikrosu devam ediyor Admiral. Manastır atıyor. Knight'ları gördüğü için hemen Manastır atıyor. Üniversite atıyor ama cross varken karşıda monklarını güzel kullanması gerekecek. O da elindeki crosslara güveniyor şu an için. Master of Templar %90 MBL gibi ama ya. Knight'larıyla ve cross'larıyla o hill'deki cross'lara yaklaşamadı bile. Şu ana kadar Admiral o tepeyi güzel kullandı. Tepede Knight'ların hepsini de temizlemeyi başardı şu an için. Master of Templar biraz daha geri çekildi. Admiral çok güzel kapandı ama ön tarafını da iyi kapatmıştı. Eray abi, bu oynayanlar işte Viper'lar, Lyri'ler, Hera'lar. Hoş geldin bu arada. Kim olduğunu bilmiyoruz Hidden Cup'ta. Yani top seviye. Top 16. Oyunun top 16'sı. Tahmin etmeye çalışıyoruz. Master of Templar %80 falan MBL olabilir. Yani hem lane'den hem erken kapanmasından biraz bana NBL'i andırdı. Ama Admiral kim, bilemedim. Jordan değildir ya Freytaş. Master of Templar'da NBL taklidi yapan Viper demiş. Olabilir Fatih. Yani şu an işler iyice karıştı. Tahmin etmesi çok zor.
İlk maçlardan. Şöyle tarlalara bakalım. İlk tarlasını ön tarafa açmış. Yani Viper'ın biraz tarla stratejisine benziyor. Knight basmaya devam ediyor. Şu an için içeriye de 3. TC'sini attı. Diğer tarafta 2. TC Golden'a atan bir Admiral var. Burada Litvanya olduğu için Erikler'e de girdi. Discord şeyini kanalına ekledin mi Fatih? Teşekkürler. Aynen ünlem DC yazıp ya da Fatih'in attığı ünlem tahminden Discord kanalına gelip oraya tahminlerinizi yazabilirsiniz. Chat yerine kalıcı olsun. Şunu da söyleyeyim. Turnuva sonunda ünlem tahmin aynen ünlem DC değil. Turnuva sonunda en çok doğru tahmin yapana da ödül vereceğiz. Onu da söylüyorum. En çok doğru tahmin yapana ödül var. Discord'a katılıp tahminleri eklemeyi unutmayın. Düzenleme yapanların tahmini sayılmayacak. Hani o Discord'da metni düzenle deyip düzenlediğinizde o tahminler iptal edilecek. Ona göre her doğru tahmin 1 puan olacak. 16 oyuncu en çok puan toplayana ödül var. Söyleyelim ünlem tahmin yazıp Discord'a tahminlerinizi eklemeyi unutmayın. Bu arada maça dönelim. Knight'lar ile içeri girdi. Raid yapmak için ama Admiral zaten oraya TC atmıştı. Crosslarıyla da gelen Knight'ları durdurdu. İkisi de 3 TC oynuyor. Çok hızlı bir Quick Wall geldi Admiral'den. Gerçekten bu oyuncular top seviye oyuncular bu maç. Bu eşleşme çok çekişmeli gidecek gibi duruyor. Harika da bir Quick Wall yaptı. Admiral şu an ilk rally'ini getirdi. Diğerlerine Monklar yolda fakat henüz alamadı. Yukarıdaki rally'i de scout'uyla kontrol ediyor. Skirm basan da bir Master of Templar var. İkinci okçu zırhı balistik geliyor Skirm'lerinin yanına. Epey bir knight da biriktirdi. Epey bir knight birikti. Şu an için crosslarına güveniyor Admiral ama karşısında kendisi crossundan fazla bir Skirm ordusu görecek birazdan. Admiral bu alttaki rally'i de şimdi buldu onu da alacak. Litvanya ile Knight basmaya başladı. Yukarıdaki reliklere doğru da gidiyor. Birazdan 4 relik toplayan bir Litvanya görebiliriz. Master of Templars ise alt taraftan yaklaşıyor. Skirm ve Knight'larıyla. Ön tarafa bir işçi yolladı. Acaba o işçi nereye gidecek? Admiral de Knight ile birlikte o alt taraftan gelen Knight'ları gördü ama Skirm ordusunun şu an farkına varamadı. Relikler gelmeye devam ediyor. Master of Templars alt kısımdan yüklenmek isteyecek. Admiral Yi Shunshin ön tarafına siege atmaya geldi. Ama alttan gelen Skirm ve Knight ordusunu görünce geri çekiliyor. Onda Cross ve Knight ordusu var. Bence Cross ve Knight ikilisi çok daha iyi Skirm'lere karşı, Skirm artı Knight'a karşı. Master of Templar'ın biraz daha sayı üstünlüğü var. Yanına Monk'larını da getiren bir Admiral var. Şu an orada 1-2 Knight bile çok önemli convertlenmesi. 10 artı 2 vuruyor ikileli olduğu için Skirm'ler önde kaldı. Knight'lar House'lara vurunca oraya sıkışmıştı. Skirm'ler şimdi Knight'ların arkasına geçiyor ama burada crosslar yine tepeye çıktı. Admiral bu savaşı tepeden alan taraf. Ama knight sayısı yeterli değil gibi skirmlerini Admiral Yi Shunshin şu an burayı kazanacak gibi. Arkadan epey bir knight getirdi. Orada crossları bitti. Admiral Yi Shunshin ama knightlarıyla skirmleri de temizleyecek bu savaşı Admiral aldı diyebiliriz. Ön tarafta Admiral bu arada map'in komple neredeyse %80'inden fazlasını açmış. Jordan olabilir mi acaba? Admiral Jordan'a çok yakın hani relikleri erken topladı. Cross başladı Litvanya'yla. Knight devam ediyor. Jordan olabilir Admiral. NBL Jordan ya da
Viper Jordan maçı gibi duruyor ama tahmin etmesi gerçekten çok zor. Şu an Knight ve Skirm basmaya devam ediyor. Master of Templar bu arada iki tane daha stable attı. Ve Camel'a dönüyor. Şu an için Camel'a dönüyor. Admiral Forging'i de alınca 10 artı 4 olacak. 3 rally'i var. Dördüncüyü de getiriyor. Hatta 5 relik toplayan bir Admiral olacak birazdan. 5 relikli bir Litvanya'ya karşı Moğol'la direnmesi gerçekten çok zor olabilir. Forging'i de alıyor burada Knight'larına. 10 artı 5 vuran bir Knight ordusu. Aynen Fatih, bence de biraz Jordan'ı andırdı Admiral. Remlerini de basıyor. Chat, dediğim gibi tahminleri en çok doğru yapan kişiye hediye vereceğiz. Ünlem tahmin yazıp Discord kanalından tahmin yapmayı unutmayın. Düzenlemeler ve sonradan yapılan bu seri bitene kadar yapılan yorumlar sadece geçerli olacak. Ama Camel'larıyla da Master of Templar şu an o öndeki Knight'ların büyük bir çoğunluğunu temizledi. Skirm'ler geliyor işleri almak için. Bir Daud Castle görebiliriz şu an. Orada Daud Castle olacak gibi kaleyi Admiral Yeşunş'in tamamlayamıyor. Camel'lar Knight'ların hepsini temizledi. Admiral kaleye atmaya devam etse de şu an Skirm'ler de gelen Monk'ları avladı. Kale %90. Kale %90'da kaldı. Camel spamı devam ediyor. Bir de kale gelecek Master of Templar'dan. Şu an Daud Castle geldi. Kale yarım kalıyor. O kale tamamlanamadı. Master of Templar 4 stable'a çok hızlı çıktı ve Camel'a dönerek şu an oyuna tutunuyor. Diğer tarafta Admiral Yishunshin de 5. stable'ını atıyor. Litvanya 10 artı 5 vuran Knight'lar da artı 2 atağını almadı. Henüz artı 2 atağını almamasına rağmen 10 artı 5. Diğer tarafta da Camel'ların bonusları var tabii ki. Üst tarafa bir TC daha attı. 4 TC'ye çıktı şu an iki oyuncu da. 4 TC devam ediyor ama Admiral 20 işçi kadar fark oluşturmuş. Knight'larıyla ön tarafta o savaşı istedi Camel sayısı. Şu an Knight'ları almak için yeterli gelmiyor. İşçiler yollanıyor. Kale tamamlanacak. 3 işçi daha geliyor. Camel'lar resmen eridi. Kendi kalesini de %99'da bırakmış. Bir kez daha tıklaması lazım. Şimdi kale tamamlandı. Admiral de öndeki kalesini tamamlıyor. Ve remleriyle oradaki stable'lara pushlamaya başlayacak. Knight'lar üst taraftaki TC'yi ilerliyor. Admiral Yeşunşin map'teki ekstra golda Master of Templar'ın üst kısmına da bir TC atacak. Şu an Knight'ları Camel'lar yine yakaladı TC dibinde. Ama TC'nin de yardımıyla bu sefer Camel'lar alacak diyecektim ki GG geldi. Biraz önce birisi chatte yazmıştı. Lame yapan oyunu kaybeder. Bu oyunun kuralıdır dedi. Ve lame yapan Master of Templar ilk maçı kaybediyor. Admiral Yishuishin çok güzel oynadı. Burada Litvanya ile Imped'e tıklamıştı. Yine yukarıya TC atıyor. 5 relik. Yani 5. reliğe de gidiyordu. Yine map kontrolünü alacaktı. Jordan gibi geldi birazcık bana Admiral Yishuishin. Lame demek domuz, koyun vesaire çalmak demek. Bakalım ilk maçı kazanan taraf burada Admiral Yishunshin oluyor. Bu arada hop şöyle değiştirelim ekranımızı. Skorları düzeltelim. Admiral ilk maçı kazandı. Şöyle 1-0 yapacağız. Sıradaki maç Master of Templar'ın home maplerinden Gold Rush veya Mud Flow olacak. Arabiya'ya çarpı koyalım. Ok,
Arabiye oynandı. Bir de oynanan ırkları işaretleyelim. Burada Litvanya kazandı. Diğer tarafta Moğol'la kaybeden bir Master of Templar mücadelesi gördük. İkinci maça geçeceğiz. İkinci maçın gelmesini bekliyoruz. Bir kez daha tahminleri ünlem tahmin yazıp Discord kanalına eklemeyi unutmayın. Mücadeleler bittikten sonra ben oraya bir tire atacağım. Onun altında yani bir sonraki eşleşme başlayana kadar vaktiniz var. Düzenleme yapma şansınız yok. Ona göre düzenlemeler kabul edilmeyecek. En çok doğru tahmin yapan oyuncuya da izleyiciye de bir ödül vereceğiz turnuva sonunda. Yani şu an silip tekrardan yazabilirsiniz. Bu eşleşme bitene kadar. Son 16 komple random Fuat Ceto. Eyvallah, sağ olasınız Şehzade Mustafa. Hoş geldin. Bulmaya yere. Okay. Bakalım bir sonraki maçta neler olacak. İkinci maçın gelmesini bekliyoruz. Home mapler Gold Rush ve burada Mud Flow. İkisi de aslında benzer, hani ortanın kontrolünün önemli olduğu mapler. Gold Rush'ta ortadaki altın ve tepenin kontrolü, Mud Flow'da da ortadaki odunun kontrolü önemli. Bu da biraz agresif oynayacağını gösteriyor Master of Templar'ın. Aynen, turnuva başladı Adek. İkinci eşleşmesindeyiz turnuvanın. Şöyle eşleşmeleri de göstereyim. 4'te miydi? 3'teydi pardon. 3'te Warwolf ilk turu geçmeyi başardı Jacqueline'e karşı. Şimdi Admiral Ye Shunshin ile Master of Templar mücadelesindeyiz. Durum 1-0 şu an için. Viking ve Hint banlı. Diğer tarafta da Aztek ve Çinler de banlandı. O yüzden seçilemeyecek gruplar. Pantro yeni capture çok fazla kasıyor. Onun ayarlarını da yapmamıza rağmen capture engine yapımcılarıyla yine de olmadı. Onun için deniyorum. Bu arada mikrofonun sesi nasıl geliyor? İyi geliyor mu? Hani yeni mikrofonun ayarlarını bayağı bir dün uğraştım. Umarım iyi geliyordur. Biraz kıs ya da arttır diyebilirsiniz. Onu ayarlayabiliriz. Okey. Eyvallah Kapro. Eyvallah Pantro, sağ olun. Destek olmak için de Prime'la ücretsiz abone olabilirsiniz. İlk ay ücretsiz, daha sonra 8 lira oluyor. Bilmeyenler için de bir video ekledim. Hani videodan anlatım şeklinde. Klavye sesini aynen ona bir ayar yapmam lazım. Mikrofon klavyeye yakın, o yüzdendir. Hani bir mikrofon tutucu vesaire almam lazım. Bu üst tarafı alırsam mikrofonu o sorun da çözülür. İkinci maçta başlamış. Dediğim gibi kanala destek olmak istiyorsanız Prime'la 2 dakikanızı ayırıp ücretsiz abone olabilirsiniz ya da donate'lerle destekte bulunabilirsiniz. Şu ana kadar abone olan ve donate atan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Sayesinde, onların sayesinde mikrofonu vesaire alabildim. Sıradaki maçımız Mud Flow. Hemen şöyle bir maça geçelim. Mud Flow map'i başladı. Admiral Ye Shunshin Khmer seçmiş. Diğer tarafta Master of Templar'da ise Frank tercihi var. K-Pro desteğe devam diyor. İkinci ay Prime aboneliğini bize kullanmış. Çok çok teşekkürler K-Pro. Impactor aleyküm selam, hoş geldin. Frank vs Khmer. Khmer'in burada seçilme sebebi işçilerin biraz da evlere girebilmesi.
işçiler eve girebildiği için mesela goldlar vesaire çok açık, beri çok açık. TC dibine farm açılamadığı için farmı dışarı açmaları lazım. Ortada odunlar var. Yani evlere işçinin girebilmesi çok büyük bir kolaylık sağlıyor Kımer'de, bu map'te. Kıyı balıklarını toplayarak başladı. Buffalo'larla önce map'i açacak. Diğer tarafta bir işçiyle ortaya doğru geldi hemen. Master of Templar nereye geliyor acaba? Ortaya atıyor Lumber Camp'ini. Ortaya attı hemen. Admiral Yi Shunshin de ortaya doğru işçisini yolladı. İkisi de ortadan toplayarak başlayacaklar oduncularını. Hiç map'in etrafındaki o Atakama gibi. Atakama ve birazcık da neyin karışımı aslında. Biraz karışık bir map. Ama Atakama'yı andırıyor ortada odun olması, map'in etrafının çok açık olması. Şu an bir işçi ile Admiral Beri'yi vollamaya geliyor Admiral'den. Çok agresif bir oyun. Admiral Yi Shunshin Master of Templar'ın Beri'sini vollamaya geldi işçisiyle. Hatta domuzu görürse domuzu da öldürebilir. Şimdi domuzu gördü ve domuzu da öldürecek Admiral Yi Shunshin. Sen miydin bana lame yapan, gel bakayım dedi. Hem domuzu hem Beri'yi lameleyecek. Çok büyük bir lame'le başlıyor Master of Templar'ı. Frank'i geri düşürecektir. Frank'in bonusu da verileri hızlı toplaması. O bonustan da yararlanmasını engelliyor. Eğer Beri'yi vollayabilirse, şu an domuz öldü. Beri bakalım vollanabilecek mi? İşçisiyle savaşıyor çünkü Loom'u var. Admiral Yi Shunshin Loom almıştı. Master of Templar'da henüz Loom yok. O domuzu orada öldürmeyi başardı. Beri'yi vollayamasa da şu an orada 4 işçiyi idle bırakması bile çok büyük bir bonus. Master of Templar'a Loom daldırıyor. Orada odunu da gördü. Şu an her şey Admiral Yi Shunshin için güzel gidiyor diyebiliriz. Hatta Scout'u da alabilir arkadan. Kendi Scout'unu getiriyor. Ama bir işçisini Admiral'in kaybettiğini göreceğiz. Scout'la bloklayarak işçisinin de yardımıyla Master of Templar domuzu öldüren işçiyi düşürdü. Master of Templar'da Beri'ye mil atıyor. Hem domuzu da oradan toplayacak. Şu an için domuz da toplanıyor. Beri de toplanmaya başladı. Lame'den aşırı aşırı etkilenmese de Admiral öne geçmeyi başardı. O sırada bir tane de işçi kaybetti. Lame yapan kaybediyordu. Biraz önce öyle bir tespitte bulunmuştuk. Acaba bu maçta da Master of Templar mı kazanacak? Turnuva bitiminde açıklanacak Lopça. Pazar gece, yani pazar gecesi. Dediğim gibi ünlem tahmin yazıp Discord'dan tahminlerinizi yapabilirsiniz. En çok doğru tahmin yapana ödül vereceğiz turnuva sonunda. Bu eşleşme bitene kadar silip değiştirme vaktiniz var. Bu eşleşme bittikten sonra diğer eşleşmenin draftı geldiğinde kapatacağız oylamayı. Şu an Gold'a da giren bir admiral var. Bu da dock gideceğini, daha doğrusu gemi basacağını gösteriyor olabilir. TC dibine farm açılmıyor. Şu an Master of Templar'da yavaş yavaş kapanmaya başladı. Dokuna atan bir admiral Yi Shunshin var. Master of Templar orayı gördü. İki işçiyle de gold topluyor burada. Denizde galeye gidecek gibi. Orada odunu vesaire çok iyi darlayabilir galeyleriyle birlikte.
Master of Templar Scout oynayacak yüksek ihtimal Frank'le. Çünkü henüz bir golda girmedi. Barracks'ını atıyor. Fiddle olan bir Admiral var. Hemen geçer geçmez galeyini basmaya başladı. Ve Master of Templar'ın o Frank Scout'u Fiddle olmadan düşürmeye çalışacak. Yakalamayı da başardı. Admiral burada Master of Templar'ın Scout'unu da alıyor. Galeyler basılıyor şu an. Admiral gerçekten çok önde başladı. Domuzu lame'lediği için, biraz orada vakit kaybettirdiği için Master of Templar Frank'le çok geç Fiddle oldu. Stable'ını atıyor. Admiral o Stable'ı bakalım görebilecek mi? Şu an Stable'ın atıldığını da gördü. Yanına Spear ekleyebilir. Şu an için galeyi basmaya ara verdi. Basmıyor. Odunu bekliyor galiba. Scout'unu kaybedecek Admiral Yi Shunshin. Master of Templar'ın Spear'ını fark etmedi. O sırada Base'i volluyordu. Base'e bir de Barracks atıyor. Spear dönecek. Admiral şu an gemi basmayı bıraktı. Bir tane bastı. Onunla odunu darlamaya başladı. Base'i kapatmaya ve Spear basmaya odaklanacak Frank'e karşı. Frank Scout'larına karşı. Bir dokta Master of Templar'dan geliyor. Oduncularını geri taşımak durumunda kaldı. Tek bir galey bütün odun ekonomisini bozdu. Master of Templar kapanmadan oynuyor. Diğer tarafta Admiral tekrardan galey basmaya başladı. Map'ini de neredeyse tamamen kapattı diyebiliriz. Kımer olduğu için burada farmlarını milin etrafını açmasına gerek yok. TC'ye en yakın şekilde açıyor farmlarını. Zaten Kımer'de direkt gelecek o etler. Alt tarafta kapatmaya çalışan işçiyi scoutlarıyla yakalayan bir Master of Templar var. Admiral'in tek bir tile'lık açık kalan kısımdan iki scout içeri girdi. Spear'lar onları karşılamaya gidiyor şimdi. Tam da scout'ların koştuğu konuma doğru geldi ama scout'lar tarladaki kişilere geldi. Spear'lar kovalamaya devam edecek. Admiral de orayı kapatmaya gidiyor. Master of Templar'da Fireship basıyor. Galey sayısı çok fazla değil zaten. Ön tarafı wall'larken işçi yine yakalandı. Stable geliyordu Admiral'den ama orada bir işçi verebilir. Spear'lar şu an çok güzel kullandı işçisini de. Kaçırmayı başardı şu ana kadar. Bir işçi kaybetti sadece altta. Bir de lame'e götürdüğü işçisi var. İki işçi geriden geliyor ama çok hızlı şekilde kapanmayı başardı. Şu arası açık sadece buranın. Gold'daki işçiler çalışmaya devam ediyor. Denizde galeyler fireship'lere karşı şu an birikmediği sürece pek bir üstünlük kuramayacaktır. Ön tarafa hala açık. Orayı gerçi kapatmış, birazcık yapmış. Şimdi Spearman'le gelen scout'u da sıkıştırdı. Fireship de basıyor Admiral Yi Shunshin. Scout da ekliyor. Şu an uzun bir Fiddle göreceğiz Admiral'den. Master of Templar ise Castle'a yaklaştı birazdan. Castle'a tıklayacak. Admiral'ın et ekonomisini toparlaması lazım. Şu an Spearman'i de Fireship'leriyle düşüren bir Master of Templar var. Mudflow map'ine gerçekten güzel çalışmış.
Geldim, arkamdaki perde düşmüştü bir anda kafama. Şimdi geldim. Fireship'ler ve gale ilerliği yüklenmeye devam eden bir Admiral Yi Shunshin var. Ortada çok büyük bir üstünlük almış. Diğer tarafta Master of Templar tahmin ettiğimiz gibi Castle'a tıkladı. Admiral ise full Feudal oynayacak. Burada Tower atan bir Master of Templar var. Quick Wall'u da çok hızlı attı. Scout'lar Tower'ın dibine giremedi şu an için. Castle'da gelecek birkaç Knight buradaki galeyleri vesaire düşürülmek için de gayet yeterli olacaktır. Ve geri çekilen Admiral Yi Shunshin var. Spearman'i şimdi galeyi ile aldı. Scaleboarding geliyor Knight için. Şu ön tarafa bir demo daha patlatabilir aslında. Admiral Spear basmaya devam ediyor. Ortayı çok güzel kapatıyor evlerle. Burada odun ekonomisi hiç sarsılmayacak. Master of Templar Castle oldu. Admiral Yi Shunshin de şimdi tıkladı Castle'a. 2 dakika 40 saniye oyunu tutabilecek mi bakalım o Knight'lara karşı. Scout'larıyla Raid'e gidiyordu fakat Spearman yoldan geçerken almayı başardı Scout'un birini. Mudflow yeni bir map. Hidden Cup için özel tasarlandı finaller için. İkinci TC'sini Gold ve Odun'un arasına atıyor şimdi. Admiral orayı gördü. Gelen Knight'lar dediğim gibi 1-2 Knight bile çok etkili. Master of Templar Wargally upgrade'ini de almış. Fireship'leriyle şu an göldeki gemileri de temizliyor. Knight'lar Odun'a da girecek. Şu an için Admiral'in işi zor gözüküyor. Quick Wall atmaya devam ediyor oraya ama Quick Wall yeterli olmadı. Fireship'ler de içeri girdi. Bir de Tower gelmişti ki GG geliyor. Master of Templar maçı kazanmayı başardı. Kehanet yine düştü. Pardon yine tuttu. Lame yapan oyuncu bir kez daha kaybetti. Bu maçta da Admiral lame yapmıştı ama kaybeden isim de Admiral oldu. Lame yapmak demek ki pek de iyi değil. Aynen kehanetler tutuyor. Bir sonraki maç muhtemelen ikisi de lame'e gitmeyecek. İşini garantiye almak için. Yani map'ini de güzel kapatmıştı ama Castle'a geçmekte çok gecikti. Scout ve Gale'ye aşırı yatırım yaptı. Master of Templar'da hiç sıkıntıya girmeden burada Castle olup Knight'larla ve Fireship'leriyle oyunu kazanmayı başardı. Ve durum 1-1'e geliyor. Evet, son 16 turu. Hop, şöyle yapalım. Durumda 1-1 oldu. Mudflow map'ini bir işaretleyelim. Okay. Şimdi şunu da 1 yapacağız. Durum 1-1. Sırada bakalım hangi map'i göreceğiz. Burada Frank'le kazanan bir Master of Templar.
Diğer tarafta Kımer'le kaybeden bir Admiral Yi Shunshin var. Sıradaki map'imiz Island veya High Tides olacak. Yani denizin, gölün olduğu map'ler. Island gelirse Portekiz, High Tides'ta da Japon tercihi gelebilir Admiral Yi Shunshin'den. Master of Templar'da da High Tides için İtalya ya da yine Island için İtalya olabilir. Berber seçimi High Tides'a güzel gidebilir. Maya'yı Gold Rush'a mı saklıyor acaba? Maya'yı Gold Rush için seçmiş olabilir. Arabiya'da Maul oynadı. Maul neden seçti? Bilmiyorum Maya'sı varken. Maya olsa Litvanya'ya karşı daha iyi olabilirdi. Ama durumda 1-1'e geldi. Dark merhabalar, hoş geldin. Takip için teşekkürler. Bir sonraki maçı bekliyoruz. Tahminler var mı chat? Tahminler varsa hemen tahminleri alalım. Black Eagle, iyi akşamlar, hoş geldin. Templar alır diyor. Blue Dark, evet aldım mikrofonu. Şu an nasıl geliyor ses? İyi geliyor mu? Biraz önce iyi demişlerdi ama. High Tides mı, Island mı? Island için elinde Portekiz tercihi var Admiral'in. Bir Island güzel olabilir, bir deniz savaşı. Onun haricinde Gold Rush veya High Tides'tan birini daha göreceğiz kesin olarak. Benim yok daha ya Freytaş. Daha oynamıyorum zaten oyunu pek. Oynadıktan sonra belki biraz elomuz artar ama bu seviyelere çıkmak gerçekten zor. Bir sonraki maçımız da başlıyormuş hemen. Şuradan ayarlayalım maçımızı. Celts bu İngiltere taraflarında bir yer olması lazım. Hani İskoçlar mı oluyordu? Bir sonraki map'imiz Island'mış. Island'da %90 Portekiz İtalya görürüz. Bakalım Island'da ne seçecekler. Island maçı da başladı. Şöyle geçişimizi yapalım. Durum 1-1 ve Island maçındayız. Admiral Yi Shunshin Portekiz, Master of Templars'a ise İtalya var. Master of Templar'ın şöyle mini map'ten baktım. Map'i çok geniş, çok güzel gelmiş. Diğer tarafta Admiral Yi Shunshin'in işi biraz zor. Çok ince ve kötü bir base gelmiş Island için. Admiral Yi Shunshin hero olarak, yani isim olarak, bu Kore'deki kaplumbağa turtle shipleri bulan isim, denizde çok güçlü bir adam. Yani deniz üstünlüğü olan bir adam. Bakalım Hero'nun hakkını verebilecek mi Admiral Yi Shunshin Portekiz'de Master of Templar'a, tapınak şövalyelerine karşı kazanabilecek mi?
Geyiklerini de itmeye başladı Admiral Yevşenşin. Çıkartma bile görebiliriz yani bu maç. Çıkartma görürsek şaşırmayalım. Bunun sebebi de biraz hani Portekiz'de rakibi şaşırtıp çıkartmaya gidebiliyor. Bu arada ön tarafa dok atıp direkt kaleye basıyorlarsa biraz daha Jordan'lar olabilir. Jordan ihtimali artabilir. Admiral'in ya da diğer oyuncunun. Şu an Master of Templar'da geyiklerini itmeye başladı. Ön tarafa doğru gidiyor dokunu. Köşeye atacak Admiral Yishunshin. Diğer tarafta Master of Templar'a bakalım. Bu arada domuzu da TC ile değil işçilerle ok atarak öldürüyorlar. Şu an TC ile değil ok atarak öldürmeleri biraz Asyalı değil bu taraflardan birileri olduğunu gösteriyor olabilir. Mustafa Emre turnuva bitene kadar hiçbir eşleşmeyi bilemeyeceğiz. Şu an dok atmayan bir Master of Templar var. Çıkartma gelecek herhalde. Dok atmaya gitmedi. Master of Templar. Şimdi gidiyor herhalde. Biraz geç kaldı gibi dok için. Arkaya atıyorsa da çıkartma ihtimali artıyor iyice Master of Templar'ın. Ben de yavaş yavaş MBL olduğunu düşünmeye başladım. İlk maçtaki lane'i. Ardından burada arkaya dok atması. Viper MBL taklidi yapıyor bile olabilir yani. Bir önceki maçta Frank'le aldığı galibiyet çok önemliydi. Şu an için hala Fidula tıklayan isim yok. Ses gitmedi, su içiyordum o yüzden kapattım Blue Dark. Ya İtalya'nın o konditöre için oyunun sonlarına doğru gitmesi lazım. Şu an çıksalar bile Scout ya da Archer basarlar. Eyvallah Burak hoş geldin. Kimse bilmiyor. Emirhan sadece kendilerini biliyor herkes. T19 de bilmiyor. Diğerleri de bilmiyor. Oyuncular rakiplerini de bilmiyor. Turnuva sonuna kadar herkes tahmin etmeye çalışacak. Hidden Cup'ın özelliği de buradan geliyor. Admiral Yi Shunshin Fidula tıklamıştı. Master of Templar bir Fast Castle yapıyor. Burada denizde Island'da çok Fast Castle görmüyorduk ama Fast Castle gelecek Master of Templar'dan şu an için İtalya'nın çağları da daha ucuza tıklayabildikleri için daha az ekonomi istediği için Fast Castle güzel olabilir. Yani balıkçılar, kıyı balığı, TC dibindeki geyikler, Beri burada yani Beri'ye de girmesi Fast Castle'ı evet çıkartmayı yanında getirecekmiş gibi hissettirdi. Yani henüz bir transport hamlesi yok. Diğer tarafta Admiral Yushin'in Fireship basarak başladı. Ki doktan Fireship basıyor. Diğer tarafta
Master of Templar hala turnuva bilgilerini ünlem HC4 yazarak ulaşabilirsiniz. Master of Templar şu an Fiddle oldu. Toplam ödül 65.000 dolar. Toplam ödül 65.000 dolar ve giderek artıyor. Şu an marketini atıyor Master of Templar. Bir de Blacksmith atacak ve Castle'a tıklayacak. Master of Templar'dan hatta eti fazla toplamış İtalya'yla. Biraz daha oduna veya golda girebilirdi. Şu an Admiral Yishun şimdi birazcık gemi basmayı bıraktı. Rakibin Fast Castle yaptığını anladı. Elindeki Fire Chip'lerle arkaya doğru gidiyor. Ama Master of Templar oradan bir Fire Chip basacak. O Fishing'leri alması bile yeterli. Fast Castle'dan sonra ne yapacak acaba? Bir dok daha atmış ön tarafa. Fire Chip basıyor. Yüksek ihtimal burada Fast Castle Fireship'in upgrade'ini alıp öyle oynayacak. Admiral de Fireship basmaya devam ediyor. Admiral çıkartma geleceğini düşündü şu an için. Ve kapanıyor yani Fast Castle çıkartma diye düşündü ama Master of Templar Fast Castle yapıp Fireship oynayacak. Resmen satranç gibi oynuyorlar oyunu diyebiliriz. Cem Uzan hoş geldin. Ön tarafa da bir dog geldi Master of Templar'dan. Castle'a geçmesi çok az bir süre var. Şu an fishing ship'lerini kaçırıyor. Master of Templar Admiral Yishun şimdi. Şu an için Castle'a tıkladı. Aralarında 2 dakikalık bir fark olacak. 3. dokunu o da ekliyor ön tarafa. Şu an Fire Chip sayıları 5'e 4. Ama upgrade'ini çok erken alan bir Master of Templar olacak. Çünkü burada İtalya'nın deniz teknolojileri de daha ucuz. Vorgali'yi hemen alacaktır. Şu an oyalayabildiği kadar Admiral'in oyalayıp Castle olması lazım. Fireship basmaya devam ediyor. Bir tane de Demolition ekleyecek Admiral Yishunshin. Castle olmasına 1 dakika 20 saniye var hala. Demolition geliyor Admiral Yishunshin'den. Orada iki Fire Ship'e birden mi patlayacak? Arkadakini düşürdü. Önde de 3 Fire Ship ile gemi almayı başardı. Şu an Admiral gemilerini daha iyi yöneten taraf. Master of Templar ise biraz teknoloji avantajına güveniyor. Oradaki 4 Fire Ship'i de düşürecektir. Admiral Fireship birikmeye devam ediyor. Castle şimdi oldu. Tamir ederek tutmaya çalışsa da o Fireship düştü. 8'e 6'lık bir Fireship sayısı var. Diğer tarafta Admiral'in. Öndeki diğer Fireship'leri de düşüyor. Dok sayısını artırması gerekebilir Admiral. Şu an sayı olarak çok geri düştü. Vorgali upgrade'ini alıyor. Hemen bir ikinci TC'yi de atacak. Master of Templar ikinci odunu da almış. Tarla açmadığı için zaten tarla upgrade'lerine gerek duymuyor oyuncular. Fireship'ler şu an iki taraftan da birikmeye devam ediyor. Demolition orada güzel çarptı. 9'a 8 farkı yavaş yavaş kapatıyor Admiral Yishunshin. Burada 7 gemisi olan bir Master of Templar, 9 gemisi olan bir Admiral var. Admiral birikmeyi başardı tekrardan. İkinci TC hemen gelecek. Fireship'lerini de güzel mikroladı şu ana kadar. Ama iki tane Demolition geliyor. Şimdi o demolarla birlikte orayı alabilir.
Demolara karşı güzel ayırdı. Şimdi demolar geldiği gibi arada bir G'si geri çıktı. Arkadan iki demo daha geldi. Şu an 6 tane demolition bastığını görüyoruz. Demolitionlarla temizlemek isteyecek demolition geliyor soldan. Şimdi birebirlik bir demo değişimi oldu. Demolar gelmeye devam ediyor. İki taraftan da demolar gitgide artıyor. Yani denizde iki tarafta çok fazla gemi kaybetti. Fireship ve demo savaşları tam bir intihar savaşına döndü şu an için. Ama bu deniz savaşını biraz da Admiral önde kapattı diyebiliriz. Elinde daha fazla gemi ve demolition'u kaldı savaşın. Sonunda çift TC işçi sayısı bu yüzden daha hızlı artacak. Öne geçmeye başladı. Admiral Yishun şimdi ikinci TC'sini atıyor base'ine. Arkaya doğru sarkmaya çalışıyordu Admiral ama o gemi şu an yakalandı. Master of Templar geri çekildi. Bir dokuş daha ekliyor base'in önüne. Arkada birikecek. Admiral Yishun şimdi Fireship'ten devam ediyor şu an. Karavele dönmedi. Uldiz iyi akşamlar, hoş geldin. Şu an Fireship birikmeye devam edecekler. 2 TC'ler ve 6 işçilik bir fark. Admiral lehine, diğer tarafta Master of Templar 3. TC'sini de atıyor. Bu şekilde işçi farkını kapatacaktır. Demolition Ship'ler şu an için bekliyorlar. Admiral de aralarını açtı gemilerin. Şimdi denizde bir kez daha o demo Fireship savaşları başladı. Admiral'in aşırı fazla Fireship'i var. Diğer tarafta da Master of Templar'ın Demolition sayısı çok çok yeterli seviyede. 3 tane gemiye bir anda hasar vermeyi başardı. Şimdi demolar gelmeye devam ediyor ama Master of Templar demolardan yeterince verim alamadı gibi. Admiral şu an denizde hala üstün. Admiral'den de demo geliyor ve arkadan gelecek. Arkadan gelen Demolition buradaki bütün gemileri düşürebilir. Demolition geldi. Son anda arasını ayırsa da burayı yine Admiral kazandı diyebiliriz. Admiral denizdeki bütün Fireship'leri bir kez daha alıyor. İşçi farkı da 13 işçiye kadar çıktı. Demolar buradaki gemilerin hepsini düşürdü. Admiral'den çok iyi bir deniz savaşı görüyoruz. Şu an için arkadaki doku da düşürmeye başlamış. Tek bir Fire Galley ile birlikte öndeki doklara saldıracak sanırım şu an. Demolition 3'üne birden şu an ikisini düşürdü. Demolition'ların çok fazla kullanıldığını gördük bu maç. Ama Fireship savaşında hala önde olan bir admiral var. Sayı olarak 15'e 5. 3 katlık bir fark almış eline. Green Beret'te amiral isminin hakkını verdi demiş. Aynen öyle. Diğer tarafta Master of Templar'da üniversitesine attı. Biraz daha erken imp olacak gibi duruyor. Güzel bir farm sayısına ulaştı. Stone'a giriyor.
İmpe Master of Templar'dan daha erken geçebilir. Admiral şu öndeki dokları yıkmaya çalışıyor şu an. Elindeki fire chipleriyle. Arkadaki dokun dibindeki fire chip'i düşmüş. Ama iki tane yollamaya devam ediyor. Master of Templar da gemilerini tamir edecek. İki demo çıktı şimdi oradaki doktan. Bir iki demo da diğerinde var. Demolar birebir değişildi. Bu an Miral'in işine geliyor. Önde doklardan birisi de düştü. Diğerini de düşürmek üzere denizi tamamen kazanan bir admiral var. Ama diğer tarafta Master of Templar imp'e tıkladı. Öndeki dok da düşünce arkaya doğru yürümeye başlayacaktır. Galeye döndü. Admiral şu an dok sayısını arttırıyor. O da imp'e tıkladı. Galeye basacak artık içeriği rahatsız etmeye çalışacak yaptığı galeylerle birlikte. Master of Templar'ın da base'i çok güzel geldi demiştik. Çok geniş bir base'i var. Galeyler tarafından darlanması zor. Gemi sayısı olarak epey önde. Şu an için acaba Master of Templar nasıl bir plan yapıyor? Bumlayıp kale atıp belki dibinden dok atabilir. Çinli Vivi var başka yoldan başka. Vietnamlı SCM Backed var. Burada Master of Templar'ın daha çok eco upgrade aldığını görüyoruz. Denizi şu an için elinde tutuyor admiral ve galeye döndü. Galeon da yapacaktır. Master of Templar'da fireship birikmeye devam ediyor. Arkada epey bir demo ve fireship biriktirdi bir kez daha. Fireship'ten çok demo biriktirdiğini görüyoruz. Öndeki fireship'ini aldı. Imp oldu. Fast fire upgrade'i gelecek muhtemelen. Galeyler arkayı da rahatsız ediyor şu an. Fast fire ship upgrade'i geliyor Master of Templar'dan. Demolition'lar çıktı. Demolition'lar öndeki fire ship'lere doğru hamle yapıyor. Diğer taraftan Galeon ve balistik hamlesi geliyor. Fast fire. Bakalım İtalya'dan yeterli olacak mı? Demolar fire ship'lerin üzerine intihar bombacısı olarak gidiyorlar. Şu an fast fire ship upgrade'i geldi. Galeon oldu ve galeonlarla admiral artık o demoları yaklaştırmayacaktır. Arkadan yaklaşmaya çalışıyor şu an ama orada çıkan 4 tane galeonu en azından düşürmeyi başaracak. Ama o da yeterli olmadı. Elinde şu an 24 tane galeon olan bir admiral var. Önünü de yine 10 fire ship ile tanklıyor. Diğer tarafta Master of Templar full fast fire ship yapıyor. Sadece fast fire ship oynayarak denizi almaya çalışacak. Demolition'lara dikkat etmesi lazım. Fast fire'lara İtalya olduğu için upgrade'ini de alması lazım burada. Artı bir PS armor alması lazım Galeon'a karşı savaşıyorsa. Şimdi carrying tam da dediğim anda geliyor. Herhalde duydu. Hemen carrying'e tıkladı. Galeon'a karşı o bir zırh önemli oluyor. Diğer tarafta admiral de bir tane fireship convertlemeye çalıştı ve başarılı oldu. Bir fireship bile orayı oyalamak için yeterli. Chemistry geliyor. 36 tane galeon ve Portekiz galeonlarının canı da fazla. Ortaya kale atacak admiral Yi Shunshin. Fast
Yani fire spamı devam ediyor ama sayı olarak bir türlü istediği seviyeye çıkamadı. Galeonlar birer birer yaklaşan bütün fire ship'leri düşürüyor. Ortaya kalede geldiğinde admirale tamamen denizin kontrolü geçti. Master of Templar base'in önüne iki kale atıyor. Doklarını buraya dizdirecek. Ve Treb'in menzili acaba şu köşeden yetiyor mu? Yani buradan buraya Treb menzili yetiyor olabilir. Master of Templar balistik alıyor şu an. Hatted Shot upgrade'i geliyor admiralden de. Kaleyle burada daha fazla hasar verecek gemilere. Hatted Shot gelince carrying upgrade'i geliyor. Öndeki dokları temizlemeye çalışıyor. Arkadan biraz fire ship'le o galeonları yakaladı. Şu an 40 galeonu olan bir admiral var ve bu 40 galeonu durdurmak gerçekten çok zor denizde. Demolition'lar da geldi. Evet Yahajix hidden olduğu için hidden kapın formatı gereği turnuva bitene kadar isimleri öğrenemeyeceğiz. İsimlerde ipucu yok. Hepsi rastgele. Master of Templar'da Fletching, Botkinarov hiçbir upgrade olmadığı için kaleler yani dibindeki gemilere bile vuramıyor. O menzil upgrade'lerini hemen alması lazım. Trebuchet geldi. Menzili yetiyor mu acaba? Diğer tarafta Admiral de Treb açacak. Heavy Demolition upgrade'i geliyor Admiral'den. O fire ship'leri Heavy Demo'larla bir anda yok edebilir. Fletching geldi. Botkinarov ve Chemistry de geliyor. Kalenin dibinde çok savaşmaması lazım. Master of Templar'ın yine de o üstünlüğü vermemek için Heavy Demolition oldu. Trebler açılmaya şimdi başlandı iki taraftan da. Ama denizde bütün ordusunu verdi. Şu an için Master of Templar'ın denizde bir ordusu kalmadı. Bracer'ı da eklese daha iyi olabilir. Şu an gemide Chemistry de gelecek birazdan. Diğer tarafta Admiral gümüş tacını da alıyor. Treb açılıyor ama Trebler şu an kalelerin dibinde olmasına rağmen gemiler tarafından düşürüyordu. Tamire geldi. Tamir ederek o Treb'i ayakta tutmaya çalışıyor. Bütün Trebler düştü ama burada çok fazla da gemi kaybeden bir admiral oldu. Bracer da geldi şu an kalelerin menzili. İyice arttı. Chemistry de var. Ortadaki rally'i almaya geldi şu an Admiral Yeşunşin. Bunlar turnuva maçları. Fire Class ön tarafa dok atmaya devam ediyor Master of Templar. Galeon'a döndü o da. Hazır burada Bracer, Chemistry vesaire almıştı. Onlarla birlikte hemen Galeon'a dönecek. Fire Ship'ten vazgeçti. Demolar var. Demolar bir anda çıkıp orayı patlatabilir. Dokların dibinde çok fazla kaldı. Oradan bir Demolition çıkacak mı? Çıktı. Demolition ama yeterli değil. Şu an 3 tane daha demo geliyor. Treblere doğru demo ile hamle yapsa da trebleri şu an düşüremedi. Admiral'in denizde çok büyük üstünlüğü var. O kale tamir edilmeye devam ediliyor ama stone bitti şu an için. Master of Templar daha fazla tutamayacak kaleyi. Ve kale düşünce GG geliyor. Admiral Yeşunşin isminin hakkını verdi. Island mapinde amiral olarak maçı kazanmayı başardı Portekiz'de. Durum 2-1. Çok çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Birbirine yakın oyuncular. Durum 2-1 oldu.
Bakalım sizce kim chat bu oyuncular tahminleri? Ünlem tahmin diyerek Discord kanalına eklemeyi unutmayın. Dediğim gibi turnuva sonunda en çok doğru tahmine bir ödül vereceğiz. Şöyle yapalım. Island'ı işaretlememiz lazım. Island'da bir çarpı ve şöyle. Okey, sıradaki map'imiz Gold Rush olacak. Master of Templar'ın ikinci home map'i. Burayı kazanması lazım, yoksa Admiral 3-1'lik skorla bir üst tura yükselen isim olacak. Gold Rush için elinde Berber, Kelt, Maya üçü de oynanabilir ama Berber en iyi tercih gibi duruyor. Admiral'de de Tatar ve Briton gibi Gold Rush için çok uygun iki ırk var. Ünlem tahmin yazıp Discord'daki kanala yazmanız lazım Mustafa Emre. Dördüncü maç. Matflow yazıldı, durum 2-1. Matflow'u zaten yazmıştık Freytaş. Bu daha henüz dördüncü maç olacak. Admiral kim olabilir demiş Frantic. Amiral biraz Viper gibi ama Viper da değil. Tam emin olamadım ya. Amiral şeydi, Jordan da olabilir. Amiral'in oyun tarzı biraz Jordan'ı da andırıyor. Litvanya ile oynadığı oyun Jordan'ın oyununa çok benzer bir oyundu. Bir sonraki maçımız geldi. Hemen ona bakalım. Okay. Gold Rush maçı başladı. Gold Rush'ta Admiral Yi Shinshin, Briton, Master of Templar'da ise Berber var. Rıklar. Tahmin edilebilir 2-40. Bu arada BRT Genç, sanırım Berat ismi, adaş olabilir. Prime'la abone olmuş. Çok teşekkürler Prime abonelerin için. Hoş geldin aramıza. Desteğin için çok çok sağ olasın. Siz de eğer kanalı desteklemek istiyorsanız Prime'la ilk ay ücretsiz, sonra aylık 8 liraya abone olabilirsiniz. Nasıl olacağınızı da bir video ile anlattım. Çok kısa bir işlem. Eğer tabi keyif alıyorsanız ve desteklemek istiyorsanız. Şu an map'e bakıyorum. Çok garip bir odun gelmiş burada. Amiral'in arka tarafı. Garip bir odun. Ön tarafı komple açık. Gold ön tarafında. Diğer gold uzağında Amiral için. Bence iyi bir Gold Rush map'i değil. Diğer tarafta Master of Templar'ın mesela iki odunu var arkada, büyük büyük. Gold'u ve stone'u içeride. Şurayı çok rahat kapatabilir odununu. Yine sağ tarafını kapanabilir. Master of Templar için daha güzel bir map gelmiş diyebiliriz. Master of Templar bakalım nasıl bir build'e gidecek. Oduna dördüncü işçiyi de yolladı. Şu an geyiklerini iten bir amiral var. Şu Master of Templar'ın bir gözünden bakarsak map'inin tamamını neredeyse açtı, nereden kapanacağını biliyor diyebiliriz. Hani burayı böyle çapraz ve alta doğru, diğer tarafta iki odunu birleştirebilir. Hatta daha önden bu odundan kapanıp şurayı kapatabilir. Bu odunu iyice safe yapmak için. Rakibi Briton çünkü. Özellikle şu aradaki wall kapalı olsaydı, daha doğrusu odun parçası kapalı olsaydı. CC'ye baktım.
Okay. Burayı hemen volladı scout'un içeri girmesini engelledi. Şu an için Amiral TC'ye kafa atacak herhalde. Amiral TC'nin dibinden geçti. Şu an Pedicide Gate ile treblemeyi başardı. Master of Templar'dan harika bir oyun. Pedicide Gate'lerle birlikte Amiral'in burada scout'unu düşürmeyi başardı. Çok güzel trebledi içeriye. O scout'u almayı başardı. Scout'u düşürmek çok önemli bu map'te. Barak satıyor Amiral. Primal Drush gelecekti. Primal Drush gelecekti fakat burada Primal Drush patladı diyebiliriz. Scout gidince çok zorlanacaktır. Kapanmaya da devam ediyor. Çok hızlı kapanacak Master of Templar. Scout'uyla da şu an Amiral'e doğru gidiyor. Milişalar geliyor şu an için. Amiral de geyiklere işçi yolladı. O işler yakalanacak. Winchester değil bence ya Frantic. Bu ön tarafını geniş kapatacak ama şu arasındaki bir taylık açığı fark etmedi mi acaba? Creighton? Yay. Amiral de şu an kapanmasını iyice hızlandırdı. Master of Templar gerçekten çok güzel kapandı. Yolladığı milişeye de kurt yakalıyor. Zaten bir tane basmıştı. O tek milişada kurta yem olacak. Gittiği yeri de evle kapatıyor. Master of Templar için bu maç çok önemli ve çok da güzel başladı. Evle birlikte orayı da kapattı. Diğer tarafta Amiral sanırım burada Fast Castle'a doğru yönelecek Briton'la. Tek Archer Wrench atıp şuraya bir Archer Wrench, Blacksmith, sonra Castle'ı düşünebilir. Şu an işçi basmaya devam ediyor çünkü Master of Templar tamamen kapandı. 23 işçi de geyiklerini de mil atmış. Ama gold'a girmedi yani. Fast Castle yapması çok zor gözüküyor bu Eko'yla. Scout mu oynayacak diyeceğim ama rakibi de kapandı. Çok işçi bastı. Burada Master of Templar'ın ben bu build'ini tam çözemedim. Geyikleri toplamaya devam ediyor. Amiral şimdi içerideki Gold'una doğru gidiyor. Knight oynaması için Castle olması lazım ve Gold'a girmesi lazım şu an için. Hala Gold'a girmedi Master of Templar. Şimdi işçi yolluyor Gold'a. Berberle muhtemelen odun ve tarla haplarını alıp bu hideout'ta da yapıyorlardı birkaç kez. Görmüşsünüzdür. Eko haplarını alıp biraz daha farklı bir Fast Castle yapıyorlar. Güçlü Eko ile Fast Castle yapıyorlar. Ona ilerledi Master of Templar. Burada Eko haplarını aldı. Bir 4-5 işçi daha basacak. O arada Gold'u da toplayacak yavaş yavaş. Tarla upgrade'ini aldıktan sonra tarlalar açmaya başladı ve bu tarlalar Viper tarlası diyebiliriz. Viper genelde bu tarlaları açar. Master of Templar bu tarladan sonra Viper diyebilir miyiz chat, ne diyorsunuz? MBL Viper maçı mı yoksa? Bu tarla açma stili de birazcık Viper'ı andırdı. Biraz önceki Quick Wall'u da çok iyiydi. Şu an sağlam bir ekonomiyle Castle olan Berber göreceğiz. Archer Wrench atıyor. Şu an Archer Wrench atan bir Master of Templar var Berber'le. Acaba Janitor görür müyüz chat?
Ne diyorsunuz? Bir janitor gelir mi berberden? Blacksmith'ini de atacak. Janitor atlı skirmisher diyebiliriz Mustafa Emre. Şimdi Castle'a tıklayan bir admiral var. Server diyor. Lag var sanırım. Master of Templar'da. Server'ı sordu sanırım. Bir ping problemi var oyuncularda. Lagging diyor. Önce server'ı sordu. Admiral server'ı söyleyince hayır söyleme diyor. Çünkü yeri anlaşılacak. Nereyi söylemiş? UK West. Avrupa'dan birisi. Avrupa'dan birisi server'ı söyledi. Don't say dediğine göre Viper vs MBL olması çok muhtemel. Hani bu söyleme tavırları Viper saklamaya çalışan bir oyuncu. Turnuvayı en çok benimseyen oyunculardan birisi. Viper Master of Templar'a iyice yaklaştı. Aynen söyleme diyor ama artık o Yuki West'i söyledi bile. Şu an Castle'a Master of Templar'da tıkladı ve okçu zırhını alıyor. Janitor gelecek gibi hissediyorum şu an. İkinci Archer Range de geliyor. Berberle Briton'a karşı Janitor gidecek. Odun o yüzden fazla. Bir de TC atıp bumlayabilir. Burada Master of Templar hani Janitor'la savunup bumlayabilir. Şu an Cross ve Fletching Upgrade'leri geliyor. Spear da eklemiş yanına Admiral ama rakip burada. Knight gelmeyecek. Castle'a geçmesine 20 saniye kaldı. O crossların kendisine geldiğini görüyor. Oduncuları şimdiden kaçırdı arkada. Safe bir yere. Janitorlar geliyor. Fletching vardı. İkinci okçu zırhını da alıyor Janitor'a. Berberle Janitor basmaya başladı. Briton'a karşı direkt olarak Janitor başlayan bir Master of Templar var. Birikiyor şimdi içeride. TC'lerini atıyor. Savunma yapıp Janitor'la bulunmayacak diyebiliriz. Sonra yine Kavalye'ye dönebilir. Bir tane Spearman'i orada bıraktı ama Janitor'lar Cross'ların peşine düştü. Botkin'e Rov'u yok ama 6 PS armor'u var. Yani burada 6 atağı olan Briton'a karşı 6 zırh. Yani bir vuracak. Her bir cross bir vuracak. 50 vuruş yapması lazım. Janitor'u almak için. O cross'ları köşeye sıkıştırdı. Janitor basmaya devam ediyor. Ön tarafa da sanırım TC atmaya geliyor şu an. Goldlod'un arasına güzel bir TC gelecek. 3 TC bumluyor. Kapanıp 3 TC bumluyor. Acaba ya NBL'i de andırdı aslında oyun tarzı. Burada Janitor'un peşine düştü. Kurtlar ama Janitor kaçacak. Çok güzel gözüküyor bence Janitor'un o kalkanı vesaire elinde mızrakla koşması. İki tane kurttan kaçıyorlar ama. Diğer tarafta da Janitor yine kurta yakalanmış. Kurta karşı biraz zayıflar. Burada da 3 TC atan bir amiral var. Şu an marketini atıyor. İki tarafta 3 TC 45 işçi. Biraz daha boom ağırlıklı oynayacak diyebiliriz. Spearman'e de 3 tane kurt ortaklaşa bir şekilde düşürdü. Janitor'a Botkin'e Rov upgrade'i geliyor. Şu an için 7 tane Janitor'u var. Basmayı birazcık bıraktı. Boom'a odaklandı diyebiliriz ama Briton'la da Boom'da yarışmak çok zor. TC'leri daha az odun attığı için
ekonomisi daha iyi oturuyor. Janitorlarla biraz hasar vermesi lazım. Amiral de crosslarını içeriye çekti şu an. Sol taraftan içeriye kaçırmayı başardı. Bir TC daha geliyor. Admiral 4. TC atacak Britonla. Stable geliyor. Stable geliyor. Admiral burada Knight ekleyecek yanına. Janitor'a karşı Knight ekleyecek. Ortaya Manastır atan bir Master of Templar var. Acaba relikler için mi atıyor yoksa rakibin Knight döneceğini mi düşündü? Janitorlar içeri giremeyecek. Crosslardan gerçekten çok az hasar yiyorlar. Bir TC de Master of Templar'dan orta kısma geliyor. İşçinin biriyle de yaklaşıyor. Bir Forward Siege Workshop gelebilir. Siege ile pushlayacaktır. Amiral, pardon, Master of Templar o stable'ı görmedi. Monk basmaya devam ediyor şu an için. Ortadaki Spearman ama Monk'u görecek. Forward Siege Workshop da geliyor. Admiral ise ikinci stable'ını atıyor. İkinci stable gelecek. Spearman'ı convertlese de Spearman kurtlara yem oldu. Artık bir stable ekleyip burada janitorların yanına Camel eklemesi şart. Knight'lere şimdi stable'ı görecek mi diye bakıyorum ama stable'ı hala görmedi ve çok hazırlıksız yakalanacak derken Master of Templar'dan şimdi stable geliyor. Kurtlar imamlara saldırmıyor Treyup. Şu an için dışarıda stona giren bir admiral var. Orayı şu an için fark etmedi Master of Templar. Mangoneller geliyor. Diğer tarafta admiral hand kartı da alacak. İkinci odun ve tarla upgrade'leri de var. 10 işçi kadar önde. Soldaki stona giriyor. Boom'unu çok iyi yapıyor ve uzayan oyunda Briton'a karşı berber. Bakalım nasıl olacak. Briton'un arbalet spamına başlayabilir her an. Artı 2 zırh upgrade'ini alıyor Admiral'de. Şu an toplamda 6 Knight var. Aynen Focus. Mikrofon geldiği belli oluyor mu ya o kadar? Knight'lar şimdi çıkıyor. Arkadan 3 tane Camel vardı ama 3 Camel bakalım yetecek. Şu an o Janitor'lar geri çekiliyor. Camel'lar Knight'lara vurmaya başladı ama Camel'larda ne zırh ne Bloodlines, hiçbir upgrade yok. Crosslar da vurmaya başladı şu an için. Admiral 98 işçi de. Teşekkürler. Aleykümselam, hoş geldiniz. Turnuva bitiminde kimin kim olduğu açıklanacak, evet. Ama bütün turnuvanın bitmesini bekleyeceğiz. Şu an spoiler olmaması için. Monk orada bir tane Knight convertleyebilir. Janitorlar şu an için TC'ye doğru geldi. Stable atıyor buraya. Monk'unu da kaybetti ama Knight'lerin de birçoğunu düşürdü. Scale Mail Armor geliyor. Pikeman'e de döndü. Şu an Knight ve Camel'a döndüğünü görünce hemen Pikeman'e dönen bir Admiral var. Diğer tarafta Forging geliyor. Bu da Camel basmayı sürdürecek. Camel artı Janitor ikilisiyle oynayacak. Dördüncü Rally geliyor bu arada. Master of Templar. Sağdaki rally de alınca 5 rally kalmış olacak. Admiral şu an pike spamlıyor full ama Master of Templar da o ön tarafta biriktiği için pike'ları görüyor. Pike'a karşı acaba Camel'ın yanına ne ekleyecek? Şu an cross'ları yakaladı ama balisti yok janitorların dibine girmesi lazım. Pikeman'ler de bu arada janitorun dibine girdiğinde
Çok sıkıntı yaratıyor. Mangolen şatlar geldi ve crossların yarısını aldı. Zaten o siege'ler düşürecekti. İşçilere de az kalsın vuruyor diyebilirdik. Admiral'den ortaya kale geliyor şimdi. Arkadan camel spamı başladı. Camel'lara artı 2 gelecek. 120 işçiye 105 işçi. Impekos'u geldi Admiral'in. Bu tarla upgrade'lerini çok erken almıştı handkartı da. Şu an Janitor ve Camel'lar Pikeman'lerin arasında eriyor. Bu maçı da Admiral kazanırsa bir üst tura yükselecek. Admiral ortaya kalesini de atınca impe tıklayabilir. Full Pikeman'e döndü. Briton'la şu an full Pikeman basıyor. Ortaya kale atmaya gelen bir Master of Templar var sanırım. Oradaki Pikeman'leri şu an temizledi. Kale atılmaya başladı ortaya ama Admiral impe tıkladı. Birazdan trap açmaya başlayacak. Admiral de ordusunun büyük bir çoğunluğunu kaybetti. Oradaki Janitor ve Camel'lara. Mangoneller çıktı. İki tane Mangonel yine işçilere vurmaya çalışıyor ama Pikeman'lere de vurabilir. İmpe tıklayan da bir Master of Templar var. Janitor'lar Hill'den vurduğu için Pikeman'lerin bir kısmını düşürdü. Camel Archer da gelebilir burada Pikeman'e karşı. Ama daha çok Janitor oynayacakmış gibi. Light Cave upgrade'ini alan bir Admiral var. Raid yapmak istiyor sanırım. Şu an için ortaya Üniversite ve Archer Ranch. Janitor basacak. Janitor'ların da biraz canı dolması için kaleye soktu. Full Pikeman. Pikeman'ın upgrade'ini alıyor Admiral. Ram artı Pikeman'lerle pushlayacak şu an ortayı. Elinde toplam 30 tane Pikeman var. İkinci kaleyi de atıyor. Master of Templar şu an için Janitor birikmeye devam ediyordu. Stone toplayan işçileri yakalanmış. Stone toplayan işçilerin hepsi düştü. Orada 10'a yakın işçi vardı. Ve işçi sayısında şu an Master of Templar epey geri. O Knight'lar raid'e gidiyordu. Ön tarafı evlerle kapatıyor hemen. Admiral Yushin imp oldu. Master of Templar'ında az bir vakti kaldı. Camel'larla raid'e gelen knight'ları durdurmaya çalışacak. Ortaya bir kale daha geliyor Master of Templar'dan. Diğer tarafta Admiral Halberdier upgrade'ini alıyor. Captram upgrade'i geliyor. Halberdier'in son zırh upgrade'i de gelecek. Iron Casting vesaire de var. Full upgrade olacak o Halberdier'ler ve gerçekten çok güçlü konumdalar şu an için. Sağ tarafa raid yapmak için işçi yolluyordu fakat o iki işçi de Janitor'lar tarafından yakalanmış. Ortada treblerin yanına remler ve halberdiyerler şu an remlerin içine biniyor. Ortadaki kalelere doğru saldırı başlayacak. Şu an saldırı başladı. Remler, halberdiyerler, trebler vurmaya başladı. Remleri düşürmek için arkada mangonel var. Şu an Janitor'lar kalenin dibinde. Kaleler halberdiyerlere vuruyor şu an ama mangoneller halberdiyer. Bu arada Rem'i convertleyince içindeki halberdiyerler de convertlenmiş olduğu içinden 5-6 tane halberd çıktı orada. Rem'i convertlemişti. Arkada kalelerin dibinde Janitor'lar ve Camel Archer'lar var. Camel Archer da birlikte halberdiyere karşı kaleleri tutabilirse Admiral bütün ordusunu kaybetmiş olacak. Şu an Camel'lar Rem'leri temizlemeye çalışıyor. Chemistry de geldi. Mangonel Rem'lere vuruyor. Kale tahmin ediliyor. Camel Archer ve Janitor'lar Halbler'in büyük çoğunluğunu temizledi. Orada çok az bir Halberdier kaldı. Arkadan Longbowmen'ler geliyor ama kalenin ilki düştü. Diğeri de düşüyor şu an. Kalelerin düşmesiyle Admiral orada üstünlüğü eline aldı. Ve GG geliyor. Admiral Yi Shunshin Master of Templar'a karşı mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Çok güzel bir seri izledik. Son maçta da tam finale yakışır bir
Savaş oldu. Uhud Tepesi'ne döndü burası. Evet. Kazanan Admiral Yi Shunshin oluyor. İkinci eşleşmede, günün ikinci eşleşmesi